Google Sheets'i İngilizce olarak kullanıyorsanız ya da İngilizce Excel kullanıyorsanız Price Mat fonksiyonu olarak kullanabileceğiniz değer vade fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. Eklenen getiri temelinde faizi vadesinde ödenen menkul kıymetin fiyatını hesaplar. Buradaki ayrıştırıcı unsurumuz tabii ki faizin vadesinde ödenen bir menkul kıymet olması ve yüz üzerinden bunu hesaplayacak. Yani kağıdın ilk değeri 100. Bu hesaplamamıza göre biz şimdi ne yapacağız? Bunun bu yüz değeri yükseliyor mu yoksa düşüyor mu? Yani kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz süreç içerisinde? Bunu yapacağız. 9 yıllık bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Bono düzenlenme tarihi yine 1 Ocak. Vade tarihi de 31.12.2018. Düzenlendiği gün satın almışız ihraç tarihimiz. Faiz oranı 5.20. Biz bu kağıttan 3.20'lik bir getiri bekliyoruz. Ve gün sayma temelinde 1 olarak yani gerçek gerçek olarak alıyoruz. Şimdi hemen değer vadeye gidelim ve eşittir başlayalım. Değer vade fonksiyonunu açalım. Takas olarak tabii ki bono düzenlenme tarihini, vade olarak vade tarihini, ihraç olarak bono düzenlenme tarihiyle aynı tarihi de alabiliriz ama burada ihraç tarihini özellikle göstermek istedik oran olarak faiz oranını getiri beklentisi olarak da 3.20'yi burada alacağız. Gün sayma temelini artık siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 0-1-2-3-4 toplamda 5 tane tercihimiz var. Biz gün saymayı 1 olarak kullanacağız burada ve parantezi kapatıp enter'a bastığımızda 115-14'lük bir menkul kıymet fiyatı hesaplamış olacağız. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.